Görüyorsun değil mi? Şam şeytanını görüyorum. Karşıma dükkan açtı, yetmiyormuş gibi gelmiş, bir de yan masamda çay içiyorlar ailecinek. Sen o senin kahvesinin yanına seyyar çay ocağında gazlar kendi yoruyor ama. Lan! O başka, bu başka be ya. Ayinsin oğlum sen, ayinsin. Ayinlere yer yok bu mahallede, haberin olsun. Ya dur be oğlum, bir sakin ol ya. Cima, olaya olumlu yönden bak. Rekabet her zaman kaliteyi arttırır. Mahallenin kalitesi yükselecek. Kalitesi yükselecekmiş. Ben size kalitenin el alasını verdim be ya. Ben kalitenin en üst noktasını verdim. Orası tartışılır işte, tartışılır. Siz bir de ben mi görün Smiley? Sakin ol aşkım ya. Boş ver Allah aşkını. Oğlum teyzene doğru söylüyor ya. Sen sonuçta benim peşindesin. Doğru diyorsun Bozdur babacığım da bu işler tanıtım faaliyetleri olmadan da maalesef olmuyor. Aşkım sen hobi olarak yine tanıtımını yap. Ama ben ileride çok ünlü bir yazar olacağım için ve çok fazla para kazanacağım için tüm bunlara asla gerek kalmayacak yani. Rahat ol. Bir relax. Ya havle bela. Ayna abla, sen seversin. Buyurun buyurun, lokmadan alın buyurun. Gülper Hanım, torunlarıma da alabilir miyim? Tabii alabilirsiniz. Hele de olsa gelecekteki müşterimizsiniz. İtin aylan sıkarım civata. Mümkün değil sızdırmaz taktım conta. Paranızın karşını tam burada. Hem derdinize devasma il usta. Oo, bir de cıngıl yapmış, cıngıl cıngıl. Varoş, varoş. Ay, ay. Sen abi. İsmail, hayırdır lan oğlum? Karnavala çevirmişim buraya. Yürüyoruz, döner mi lan burası? Hayırlısı İsmail. Sağ ol Muhtar. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ olasın Selami. İnşallah tamircilik sektöründe çığır açacağız kardeşim. Tamam tamam, çığır açacağız. Hadi. Yapmaya da bayılırım ha. Gülbel Hanım, yetmezse takviye yapalım. Ya çok var. Buyurun, buyurun Niko Bey, buyurun. Ben... Ulan iki lokmaya bir ok kafası sattınız beni be hayatım. Gel otur, gel bakalım, gel otur biraz muhabbet edelim ya, gel bakalım. Muhteşem olmuş lan, değil mi? Dükkan. Dükkan. Aa, lokma var lan, lokma var lan. Vay be. Demek böyle oldu lan. İsmail, hayırlı olsun lan. Sağ olasın boncuk. Ulan amma beniş eğlenti meraklısı insanlar mısınız be ya? İki dakikada sattınız beni, Allah'ım zıkkım olsun, yiyin bakalım. Yiyin ağzınızdan burnunuzdan gelsin. İsmail, İsmail. Böyle bedava organizasyonla benden müşteri çalacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sen yokken ben vardım lan burada. Cuma, rekabet iyidir rekabet. İyidir, 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 iyidir. Al bir şey. Otur hayatım, gel. Gel bebeğim. Ayakta yiyeyim ha. Ben konuşalım. Ayakta İsmail'in o lokmasını yiyeceğimi ben elmasını yiyeceğim. Aa! Güzelmiş lan. Bu lokma iyi dökmüş ha. Bir de bak tarçın ayağını sağ ol. Ben şimdi kurtarıyorum bir tane. Çaktın bana ya. Suzan Hanımcığım, beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki geldin. Şu Balkan dayanışması her yerde her zaman çok önemlidir. Çalalım, oynayalım, söyleyelim be ya. Hadi bakalım. Duyduk duymadık demin. Hey ahali gelin, eğlenelim, yiyelim, içelim. En kötü günümüz böyle olsun be ya. Vay, oldu, oldu. Herkes gelsin, gelin bana yurdum balı. Sen yurdun malısın da ben neyim o zaman? He? Laflarına dikkat et Cuma. Yarım hava, yarım hak, yarım hava. Yarım hava çal sana, yarım hava nasana. Yarım hava çalar isen kurban.
çal sana, yarım hava oyna sana, yarım hava çalar ister. Nedir bu hal? İyi dakika, iyi dakika, bir dakika. Nedir bu gürültü patladı? Hemen kesin yoksa zabıtaya gideceğiz. Herkes dinlerim. Hemen çağır zabıtayı. Hemen çağır vallahi, hemen çağır. Sizden hanımcığım, rica ediyorum sizden. Kusura bakma, alsınlar kapatsınlar burayı, götürsünler bunu. Hadi bakalım. Yani buradan Allah'ın kulu bir yere götüremez. Bundan böyle hep karşındayım. Haberin olsun Cuma. İkiniz de birbirinize saygılı olacaksınız. Ben mahallemde huzur istiyorum. Huzur mu? Aa, güleyim bari. Bu mahallede huzur var mıydı ya? Tabii ki Vazıcım abi, ama artık sayenizde yok. Ya boş ver onu, bunu Allah'ın seversen. Bak sana Balkan böreği vereyim. Ne? Vallahi. Al 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 al. Ne veriyorum bana börek? Al bakalım. Al, aç ağzını. Ne böreği bu? Aç. Aa, ya, bırak, bırak şunu böreği, al lokmaya tatlı atma. Al, al, al. Hadi bakalım, çal oynayalım be ya. Çalın bakalım, hadi. Sağda solda be. Aşkım, neden sana yolladığım reklam fotolarını çıkartıp vitrinine asmadın? Ne fotoğrafları teyzenin? Aşkım, yolladım ya sana kısa mesaj olarak telefonuna. Ben bulamıyorum ki telefonumu. Bakındım bakındım, hiçbir yerde yok. Ha, aradın mı kendini, çaldırdın mı ki? Yok, aklıma gelmedi. Dur ben arayayım. Olur. Şuradan arasaydın ya. Bilmiyorum. Şimdi dur. Şu anda telefonum arızalı olduğu için beni şu numaradan arayabilirsiniz. 0-500... Teyzenim, ben birazdan aşırı derecede çirkinleşeceğim de... ...sen benden soğumamak adına ufaktan buradan gider misin lütfen? Aşkım, kazan mübarek olsun. Ama dikkat et kendine, sen bana lazımsın. Boynuna, beline dikkat et. Ne diyeyim yani? Kazan mübarek olsun aşkım. Sağ ol. Sağ ol. Yaktım seni Cuma! İnşallah. Ne oluyorsun bakalım kapımda be? Hayırdır? Telefonumu sen çaldın biliyor musun? İşlerimi elimden alabilmek için yapmayacağın numara yok değil mi? Yazıklar olsun lan senin gibi ustalar. Bak, iftira çok kötü bir şeydir. Haberin olsun İsmail. Öyle mi diyorsun? Şimdi bakayım o zaman. Değil mi? Ne oluyor lan? Dur. Ne bu? Bunu senin yanına bırakmayacağım Cuma. Lan! Asıl ben senin yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Haberin olsun İsmail Efendi. Hem suçlusun hem güçlüsün. Gel lan. Direkt Cuma. Ben size aranızda anlaşın demedim. Gel baba. Ne yapıyorsunuz la burada? Oğlum bırakın. Bize ne ya? Kedi köpek gibi yesinler birbirlerini. Cuma yapma. Yeter. Şişt, İsmail. Buralarda tutunamayacaksın oğlum. Uyandırayım seni. Buralarda tutundurturum ben adama. Sana soran oldu mu la? Dur bak bakayım nasıl tutunuyor? Hadi, hadi dikkatin. Ha? Hadi İsmail, hadi. Cuma uzatma. Hadi. Vur. Hadi. Vur. Hep rüzgar. Hep rüzgarlar. Cuma. Yeter lan artık. Burama geldi ha. Al birbiri, al şöyle. Ne oldu oğlum sana böyle? Bu gözlerin hali ne lan? Sabaha kadar uyumadın mı oğlum sen? Yok babacığım, ne uykusu ya? Teyzen sabaha kadar yazdı. Bir de görsen mübarek sanki daktilodan yazıyor. Çatara çutara sabaha kadar sesi bitmedi lan. Teyzene nerede? Uyuyor mu? Yok canım, hiç yapmadı ki uyusun. Ya buna keşke bu akılları hiç vermeseydim. Keşke kitap yaz falan demeseydim arkadaş ya. Geçti bitti ama dedim. Öyle neyse, yine içeride kendi kendine yazıyor. Boş ver. Yazıyor da ne yazıyor? Yazıyor. Ondan sonra getiriyor onları bize okuyor. Ay ben dayanamayacağım ya artık. Bıktım yani. Vallahi bıktım. Tallahi bıktım. Evet haklısın. Okuması iyi de. Yazmışken de okuması lazım. O da doğru. Bu da doğru. Okuyacak ki yazdığından anlasın. Bela.
canım aynam. Dün gece oturdum, çalıştım, sabaha kadar harika bir eser yazdım. Öylesine güzel oldu ki bütün yapımcılar bu eserimi dizi yapmak için yarışa girecek. Sonra dizi yapacaklar, sonra yurt dışına satacaklar ve biz 7 ceddimize kadar zengin olacağız. Şimdi hazırsanız okumaya başlıyorum. Eyvah, başlıyor. Eserimin adı Aşkın Kalbimdeki Kara Delik Şaşkını. Tezenay, cemiyet hayatının en vazgeçilmez kişilerinden biridir. Güzel, yetenekli ve cazibelidir. Smiley, İngiltere'de aşçılık okumuştur. Babası İngiliz ve seks, annesi Türk Orta Anadolu'lu bir entelektüeldir. Ve Tezenay'ı büyük bir aşkla sevmektedir. Aman Allah'ım, bu nasıl bir güzellik böyle? Aklım almıyor vallahi. Tezenay ve Smiley'nin kanı birbirine kaynar. Gel gelelim Tezenay'ın babası Bozkır'ın ortağı, aşiret reisi Cevdet Bey durumdan rahatsızdır. Çünkü o Tezenay'ı oğlu Kaba Üzeyir'le evlendirmek istemektedir. Bir dakika, bir dakika. Dur bakayım orada. Şimdi Üzeyir nereden çıktı Tezenay'ım? Ne demek sen istiyor? Aşkım, sen beni kıskandın mı? O beni değil, Tezenay'ı seviyor şapşik. Aşkım, unutma ki bu hikayedeki tüm olaylar, yerler ve kişiler bir hayal ürünüdür. Yani hepsi benim eserim. Ben yazıyorum bunları. Yani hiç bağlamıyor. Ben mecbur değilim. Bozkır Baba, Gülper Hanım, siz de bir şey desenize. İsmail, sus. Kafayı karıştırma şimdi. Okusun, benim işim var içeride. Ay. Allah aşkına bir sus İsmail. Allah aşkına bir sus. Aşkım, ben burada sanat yapıyorum. Hem her aile sanatı ve sanatçıyı destekler. Öyle değil mi babacığım, anneciğim? Siz ne diyorsunuz? Destekliyoruz. Evet. Hadi kızım, oku. Oku. Evet. Şimdi işler tam senin istediğin gibi karmaşıklaşıyor anneciğim. Seni çok seviyorum Tezenay. Ben de seni seviyorum Smiley. Bir daha söyle. Ben de seni çok seviyorum Smiley. Bir daha. Ben de seni çok seviyorum Smiley. Ben de seni çok seviyorum Tezenay. Neler oluyor burada? Kimse kimseyi sevemez ulan. Sen benim olacaksın kız. Gel buraya. Sana ne kral? İstediğim herkesi severim yani. Sana mı soracağım ya? Kimseyi sevmeyeceğim mi yani? Ne saçma. Ayrıca bunu annem de onaylıyor. Öyle değil mi anne? Yavrum. Ha, sen bizim kızımız olsaydın tabii ki onaylardık yavrum. Ancak sen bizim kızımız değilsin. Bizim çocuğumuz olmuyor. Çok para verdik. Buraya bir sürü bebek getirdik. Ve içlerinden seni seçtik. Ya anlayacağım, sen bizim kızımız değilsin çocuğum. Okey, ben kimin kızıyım o zaman bu durumda yani? Ne oluyor burada ha? Sen benim çocuğumsan. Kızlarımdan birisin. Her birinizi bulmak için benim anam ağlamıştır ha. Wow. Anne, sana anne diyebilir miyim? Anne. Anne. Smiley. Crow. Anne, anne. Bence bu biraz annem ve kızlar şeysine benzedi Tezenay'ım. Saçmalama İsmail, ne alakası var? Ben sadece birazcık esinlendim, nedir yani?
Bozdur babacığım, Gülper anneciğim, ben mi yanılıyorum acaba? Hikaye çok karman çolaş olmadı mı? Aşkım sen niye şimdi ortalığı karıştırıyorsun ya? Allah Allah. Baksana annemle babama ne kadar hallerinden memnunlar. Ben okudukça hayallere dalıyor insanlar burada. Onların neden bu kadar hoşuna gittiğini zaten kafam asla almıyor şu an. Çünkü benim annem çok iyi bir yerli dizi fanı, tamam mı? Ve bu eserin onun ileride izleyeceği dizilerden biri olacağını biliyor. Kadın ileri görüşlü ya. Baksana şu tatlış kolağı ponçikliğe. Bir süre sonra bu ilişkinin yürümeyeceği anlaşılır. Çünkü aslında Tezeli'nin babası sandığı Bozkır annesinin kocasıdır. Tezenim, bölmüş gibi oluyorum. Kusura bakma. Gerçi doğrudan böleyim ama dayanacak kuvvetim kalmadı artık. Şimdi ben bu işlerden pek anlamam ama anlattıkların bana mantıklı gelmiyor. Yani dersin... İsmail. Şimdi baban sandığın kişi zaten ananın kocasıdır değil mi? Ya bu hiç ilginç değil. Öyle olması gerekir zaten. Baban sandığın kişi ananın kocası olması gerekir. Ben... Oğuz'a niye bu kadar cesaret verdim yaz yaz diye? Benim aklım mı yok ya? İsmail sus dinle bence ya. Sanatçıyı bölme. Bak şimdi buraları eserimin pik yaptığı yerler. Tabii sen bu terimleri pek bilemeyebilirsin. Ben bir yazar olduğum için anlıyorum bu terimlerden. Bizim kullandığımız terimler bunlar. Tezenim, eserin pik yapmak yerine the end mi yapsa acaba? Ya da finito yapsın. Sen yapsın misal. Sen tercih et ya ama bir yerde bitsin bu kafi. Tamam ya sessizlik. Allah Allah sessizlik okuyorum ben burada devam ediyorum. Her şey birbirine karıştı. Tezenay. Tezenay. Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama sen benim kızım değilsin ya. Bir dakika. O zaman ben de bu kızı oğlum Üzeyir'le evlendiriyorum. Doğru. Evlendiremezsen. Çünkü Üzeyir benim oğlumdur. Peki bu durumda benim oğlum kim oluyor? Senin oğlun benim, ben. Ne? Zaten oğlunu Tezenay'la evlendirmeyecek miydin? Bana uyar. Sade yerler değişti. Olamaz. Olamaz. Zaten Cevdet... Benim oğlum. Oh, o zaman sen benim seneler önce yitirdiğim anam oluyorsun. Ali. Ay yok. Belki Bozkır senin amcanın oğludur. Sizin benim halamın kızı olmanız daha uygun değil mi Gülperi? Ay değmişi Bozkır. Ben senin teyzenin oğlu olmayı tercih ediyorum. Ciciş. Ben artık dayanamıyorum. Bu nasıl işte arkadaş? Artık ben de dayanamıyorum Smiley. Bu saatten sonra herkes kendi yoluna. Olmaz Tezenay. Benim seninle mutlaka bir akrabalık bağ kurmam lazım. Smiley bir relax. Rahat ol lütfen. Zaten bu saatten sonra ya seninle olacağız ya da sevgili ya da karı koca. Bunu ben de bilemiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Nasıl buldunuz? Aşkım sen ne yapıyorsun camda? Hava alıyordum aşkım. Ha iyi kaçmaya çalışmıyordun yani değil mi? Bak çok üzülürüm ama gerçekten. Aşk olsun teyzenim ben böyle bir şaheserden nasıl kaçabilirim acaba? Ay. İyi o zaman. Anneciğim babacığım siz nasıl buldunuz? Ha? Harika harika. Harika. Beğendiniz mi gerçekten? Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim içeride bunun devamını yazayım. O zaman bitireyim ben bunu öyle değil mi? Çok sağ ol. Ya Allah'ınızı severseniz bunun neresini beğendiniz ya? Burada herkes birbirinin bir şeyi çıkıyor. Bundan roman olmaz. Hadi zorladın roman yaptın. Bundan nasıl dizi olacak ha? Ya sizin kulaklarınız beni duyuyor mu? Ne bağırıyorsun lan? Bana da verseydiniz ya bir pamuk. Beynim yandı burada. Sezenim
Niko'yla konuşurken birdenbire kafamda bir ampul yandı. Bizim hakikaten 2 metrekarelik dükkanlarımız var. Benim cumadan mutlaka bir farkım olmalı. Tam olarak nasıl bir farktan bahsediyorsun İsmail? Kurumsallaşacağım. Kurumsallaşacağım. Gerekirse holdingleşeceğim tezenim. İlk iş, dükkana bir marketing menajer alacağım. Bu işlerde pazarlama uzmanı çok önemlidir. Böyle presentable, İngilizcesi kuvvetli, tuttuğunu kopartan cevval bir insan evladı lazım bana. Ben, mesela ben. Ben bu işe çok uygunum bence İsmail. Ben başvurabilirim bu işe. O zaman özgeçmişinizi belirtilen adrese iletin lütfen Tezene Hanım. Hanım mı? Tezene Hanım. Hangi belirtilen adres ya? İsmail, benim devrelerim yandı yani şu an. Ben anlamadım bir şey. Tezenim, jetonu geç düşen yarim. Ankesörlü telefonum benim. Şimdi ben kurumsal hayata yeni böyle bebek adımları atmaya başladım ya, önce dilimi değiştiriyorum. Kurumsal dil kullanıyorum ki diğer insanlar beni anlamasın. Sadece ben zengin olayım. O bakımdan yani. Ha. Tamam o zaman. Tamam. Ama ben senin 1. dereceden yakının olduğum için ona göre değerlendirirsin özgeçmişimi. Yok, maalesef torpil şirketimizin prensiplerine oldukça ters. Başlatma şimdi prensiplerinden İsmail. Karınım ben senin. O zaman mailini bekliyorum tezenim. Ya. Tamam o zaman. Ben gideyim hemen hazırlayayım özgeçmişimi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. 2 metrekarelik dükkanın getirisi ne olacak yani? Elektriği ödedin, suyu ödedin, daha bir şey kalmadı ki. İnternet bile bağlatamazsın. Kurumsallaşacağım. Gerekirse holdingleşeceğim. Tezen Hanım, bundan 5 sene sonra kendinizi tam olarak nerede görüyorsunuz? Bundan 5 sene sonra kendimi tropikal bir adada elimde Hindistan cevizli kokteylimle güneşlenirken görüyorum. İsmail, biz evlendik ama balayına bile çıkamadık sonuçta, öyle değil mi? Yani her genç kızın hayalinde Kanarya Adaları'nda balayı yapmak vardır sonuçta. Hayaller Kanarya Adaları, gerçekler Balat. Ama olsun, ben yine de çok umutluyum bu şirketin benim hayallerimi gerçekleştireceğinden. Çünkü neden? Çünkü kocaman şirketim. Kıps kıps kıps. Şimdi biz yeni büyümekte olan bir şirket olduğumuz için o bahsettiğiniz adalar bizi bir parça zorlar. Öyle mi? Peki söyle İsmail, hangi ada seni zorlamaz? Ben ona göre kurayım hayalimi. En iyisi 2. soruya geçelim biz. Neden bizim şirketimizi tercih ettiniz ve şirketimize neler katabileceğinizi düşünüyorsunuz acaba? Vallahi bu durumda şirketin bana neler katabileceği çok önemli. Yani mesela benim güzelliğime güzellik katabilir mi? Ya da zekama zeka? Konuyu daha fazla dağıtmadan devam etmek isterim ben Tezene Hanım. Misal İngilizce çok önemli. Neden? Çünkü biz dış pazarlara da açılmayı planlıyoruz. Sizin İngilizceniz ne durumda? Yeterli mi dersiniz? This is Tezene. Yani gördüğünüz gibi kendi derdimi anlatabilecek, kendimi ifade edebilecek kadar İngilizce biliyorum ben. Tabii bu durumda dert dediğiniz şey de çok önemli. Yani eğer çok komplike bir derdiniz varsa o zaman başka türlü olur işler. Senin derdin ne acaba İsmail ya? Ben gerçekten çok merak ediyorum şu an yani. Canım benim ne derdim olacak ya? Ben seninle evlendim. Dünya bana artık gül bahçesi. Benim derdim merdim olmaz bu saatten sonra. I love you so much İsmail. Bakın İngilizceyi de hallettik şu anda. Peki, biz sizi arayacağım o zaman Tezene Hanım. Yalnız öncelikli olarak diğer adaylarla olan görüşmelerin de tamamlanması gerek. Başka aday falan yok. Senin tek adayın benim, onu da kaçırma derim. Doğru diyorsun. Alo? Tezene Hanım, merhaba. Merhaba. Görüşmelerimiz sonuçlandı ve en parlak adayımız sizsiniz. En kısa zamanda iş başı yapabilirsiniz. Gerçekten mi? Ay çok sevindim, çok mutlu oldum şu anda. Çok teşekkür ederim. Peki ben nerede çalışacağım? Hemen şu an olduğunuz yerde başlayabilirsiniz misal. Harika. Çok teşekkür ediyorum, iyi günler. Peki ben ne giyeceğim? İş kadın olacağım artık. Benim güzel şeyler giymem lazım. Tiger, döpiyes falan. Böyle olmaz ki. Ay hemen alışverişe gideyim. Hoş geldiniz Tezene Hanım. Masanız da hazır. Buyurun. Hoş bulduk aşkım. Sağ olun. Bu arada bu pozisyon sana bayağı bir yakıştı. He. Sağ ol kocam. O pozisyonun güzelliği. Bu arada
Başıma şöyle bir şey geldi bugün. Hayatımda ilk defa kendime bir isimlik yaptırdım. Angutlular soyadımı yanlış yazmışlar. Kelepir ne ya? Ben koskoca Berem oğluyum burada. Aman aşkım, ilk günden takıldığın şeye bak ya. Nazarlık de gitsin, boş ver, sefamız olsun. Ne yapıyorsunuz bakalım? Aa, masaları birleştirmişsiniz. Küme çalışması mı yapıyorsunuz ilkokuldaki gibi? Pardon canım, kör müsün? Bak burada ne yazıyor? Marketing menajer oldum ben. Ne oldu, ne oldu? Marketing menajer mi? Ay, geçmiş olsun be ya, vallahi. Ne yazdı? Teyzenin kelepir mi? Siz iki tane salak evlenip başkasının soyadını mı aldınız bakalım? Ne yapıyorsunuz siz? Allah'ını severseniz. Bu kadar dükkanda marketip minin çıkma olur be ya. Seni hiç gıdıklamaz Cuma. Hem bu konular seni aşar. Biz müşterimize olan saygımızdan yapıyoruz bunu. Misal şu an bu dükkana bir müşteri girse bizden alacağı hizmetin kalitesi kat be kat artmış durumda. Kat be kat arttı diyorsun. Vallahi koyacak yerin olmazsa getir benim dükkana da koy istersen ha. Vallahi ciddi söylüyorum. Ama yalnız depo parası alırım, haberin olsun. Sen ona bakma aşkım. Kendisi kurumsal bir kıskançlık içerisinde şu an. Sinekli bakkalın süpermarkete verdiği savaşı yaşıyor kendi içinde. Ne sinekli bakkalı be ya? Ne? Siz iki tane sivrisinek baş başa vermişsiniz. Vızla vız, vızla vız, vızla vız. Uyarıyorum sizi bak. Kimle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Cuma ustayım ben. Benim işim başımdan aşkın. Sizle mi uğraşacağım? Her bakalım işiniz gücünüz rast gelmesin inşallah. Bak bak, koskoca Cuma ustaya bak. Kaba etten bacak. Zizil. Neyse takılmayalım ya. Boş ver. Ezik. Ezik. Bana bir çay söylesene Mehmet abi geçerken. Aşkım, sen ne yapıyorsun? Etrafı düzenliyorum. Zeytin gözlüğüm, somun dudaklım benim. Tamam şimdi hadi bırak onları. Seni kılık kıyafetini düzelteceğiz. Çok önemli işlerimiz var. Bu benim yeni aldığım normal iş kıyafetmiş de tezenim. Bence gayet düzgün. Her ustanın hayali tulum. Gayet rahat, güzel. İsmail sen hem rahat olup hem güzel olan bir şey gördün mü ya? Bir kere güzel olmak acı çekmekten geçer. Mesela topuklu ayakkabı giymek. Senin hayatında topuklu ayakkabı giydin mi? Bilir misin bunun acısını? Yok, bilmezsin. Artık öyle rahat giyinmek, tulum falan yok. Kurumsal şıklık var aşkım. Tamam mı? Bak ben sana iki tane çok güzel takım elbise getirdim. Bunlardan biri hem biri slim fit, bir tanesi de İtalyan kesim. Bunları giy hadi, tamam mı? Hadi giy. Al bakayım. Tulumun nesi vardı şimdi? Aşkım bu tulumun hiçbir şeyi yok işte. Mevzu orada zaten. Aman nazlandın ya. Hadi git giyin bakayım hadi. Hadi, hadi. Hadi. Ay seni böyle görünce içim bir tuhaf oldu biliyor musun şimdi? Vallahi ne yalan söyleyeyim teyzenim. Benim de içim bayağı bir tuhaf oldu. Neden dersin bu pantol belimi öyle bir sıktı ki şu an bağırsaklarım resmen isyan boruları çalıyor. Allah seni kahretmesin. Dün akşam yedin götürdün tabii bir tepsi kalbura bastı ya ondan tuhaf oldu için senin. Teyzenim niye uzatıyorsun ya neyse ne. Yani ben bundan rahat nefes alamıyorum. Nasıl eğilip de işimi yapacağım, tamiratımı yapacağım bu kıyafetle? Maazallah bir de sen eğilecek misin Allah korusun? Çatalın çıkıverir ya sen manyak mısın İsmail? Zaten pantolonun slim fit. Düşer bir şey olur yani. Sen bunu giyeceksin. Sadece böyle duracaksın. Ama teyzenim çatal ustalığın şanındandır. İsmail imaj her şeydir. Bak sen bana güven. Faça çok önemli yani. Ben seni giydireceğim. Sonra da paraya para demeyeceğiz ya. Anlasana artık. Hadi bakayım dene. Bir de bunu dene bakayım. Al. Madem öyle diyorsun. Hadi hadi evet hadi. Bak şimdi. Tamam hadi. Ya teyzenim demek ki neymiş? Alışmadık.
slim fit durmuyormuş. Durmuyormuş İsmail. Ne slim fit duruyormuş ne İtalyan kesim. Ver onu bana, bırak slim fit'i İtalyan kesimi. Sen o ponçik tulumlarına geri dön hadi. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.